Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Ala suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la. Rabbi alana tesbih et. Yani o yüce Rabbini noksan sıfatlardan tenzih et ve o şekilde yad et. Ellezî halaga fesevve. O ki yarattı, tanzim etti. Her şeyi düzgün kıldı. Vellezî gaddara fehede. Ve o ki takdir etti, yol gösterdi, hidayet etti. Vellezî ehrecel mer'a. O ki, o Rabbin ki mer'ayı çıkardı. Yani hayvanların otladığı o yeşillikleri çıkardı. Fece'alehu gusâen ahve. Ve o yeşillikleri netice itibariyle bir sel köpüğü, siyah bir sel köpüğü haline getirdi. Burada Allahu Teala önce bize tesbihi emrediyor. Tesbih bizim asıl vazifelerimizden birisi. Yani Subhanallah demek, Cenab-ı Hakk'ı takdis ve tenzih etmek. Subhanallah derken burada Rabbi Ala şeklinde, işte malum secdeye vardığımızda Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu emrini yerine getiriyoruz. Fesebbih bismi rabbikel azim ayeti var. Rabbi azimine tesbih et. Ve bunu da rükuda yapıyoruz. Subhane rabbiyel azim diyoruz. Acaba tesbih ne manayı ifade ediyor? Tesbih Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh olması. İnsanlar, hani beşer şeşar denilir. İnsanların kusuru var. İşte aciz olmak bir kusurdur. Her şeyi bilmemek, cahil olmak bir kusurdur. Yaptığı işleri mükemmel yapmamak bir kusurdur. Allahu Teala bütün bu gibi kusurlardan münezzehtir. Öte yandan ehli şirkin, ehli küfrün Allah hakkında iftiravari, iftira türünden ifadeleri var. Mesela Hristiyanların üç ilah, Allah üçtür, üç aslında birdir, bir üçtür gibi ifadeleri. Bunlar bir nevi şirk oluyor. Öte yandan mesela İslam öncesinde cahiliye Arapları, onların Kabe'yi putlarla doldurmaları, 360 putla doldurmaları, bunların her birini ilah kabul etmeleri Allah'a bir iftiradır. Cenab-ı Hak bu gibi şerikleri olmaktan münezzehtir. Öte yandan bir kısım insanlar Allahu Teala'yı çok farklı telakki etmişler, çok farklı algılamışlar. İşte onun haşa eşi var, çocukları var gibi insana benzetir tarzda anlamaya çalışmışlar. Allahu Teala bütün bu gibi batıl fikirlerden, ehli dalaletin batıl fikirlerinden yücedir, mukaddestir. Öte yandan acaba Allahu Teala insanları tekrar diriltebilir mi? Fesubhanallah deriz. Yani bu Allah'a zor değildir. Allah aciz olmaktan münezzehtir. Allah kusurlu olmaktan münezzehtir. İşte âlâ Cenab-ı Hakk'ın Ali olması, yani yüce olması, âlâ en yüce anlamında, en yüce Rabbini tesbih et. Ardından Allahu Teala'nın bir kısım icraatları nazara veriliyor. İşte o ki yarattı. Yani yaratmak bir kemaldir ve yaratmak zaten doğrudan doğruya Allah'a mahsustur. O ki yarattı, fesevve ve düzenledi, tanzim etti. Bir başka ayette ahsene külle şeyin halaga denilmiş. Yani Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı, mükemmel kıldı. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bunu gayet güzel ifade etmiş ve demiş ki hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ve şiirinin, uzunca şiirinin sonunda da diyor ki vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim ne etmiş, ne etmişse güzel etmiş. İşte Allahu Teala'nın tanzim etmesi, yaratması tamamen bir mükemmelliktir. Allah'ın yarattığında herhangi bir kusur söz konusu değildir. Ve Tebareke suresinde Ferci'il basara hel tara min futur buyuruluyor. Yani gözünü çevir, bir kusur bulabilir misin? Tüm merci il basara kerrateyn. Sonra gözünü bir daha çevir.
يَنْغَلِبِ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ Senin gözün yorgun argın, zelil bir şekilde sana geri dönecektir ve bir kusur bulamayacaktır. İşte bu Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiz oluyor. Yani Allah'ın mülkünde bir kusur yok. Allah'ın mülkünde her şey mükemmel, her şey ideal boyutlarda. Bunu fark etmemiz Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek anlamına geliyor. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ O ki takdir etti. Allah her şeyi takdir etti. Güzel bir şekilde takdir etti. Her şeye gücü yeter. فَهَدَى Ve yol gösterdi. Mesela Allah ana rahminde bir bebeği yaratıyor. Ve ona yolu gösteriyor. Ve bebek zamanı geldiğinde ana karnına bir takla atarak başı önde olmak üzere çıkıyor. Ve o ana rahmindeki bebek işte kordondan besleniyor. Dünyaya geldiğinde Allah-u Teala doğrudan anneden emecek şekilde ona kabiliyet vermiş ve bu şekilde ona yol gösteriyor. Ve yine ona yol göstermek için Allah-u Teala akıl vermiş. İşte buluğa kadarki dönemde 12-15 yaşlarına kadar o çocuk çok şeyler öğreniyor ve böylece aklını kullanmak vasıtasıyla alemin sırlarına bir derece muttali oluyor. Aynı insan kitabın rehberliği, peygamberin veya peygamber varisi insanların rehberliğiyle hak hakikati öğreniyor. Ve yine aynı insan hayatı boyunca bir takım sadık rüyalarla veya kalbine gelen ilhami manalarla taraf ilahiden yönlendiriliyor. Bu insanlarla alakalı böyle olduğu gibi mesela bir kedi gözü görmez hale geldiğinde gidiyor, gözüne iyi olacak otu buluyor, gözüne sürüyor ve gözü bu şekilde açılıyor. Allah-u Teala bütün mahlukatına yol gösteriyor. İşte bir takım balıklar denize gidiyorlar, ardından tatlı sulara dönüyorlar. Ve bunu yaparken de nice badireleri atlatarak, akıntıya karşı yüzerek, hatta şelaleleri atlamak suretiyle aşarak o şekilde tekrar ana vatanlarına geliyorlar ve yumurtalarını oralara bırakıyorlar. Göçmen kuşlar kıtaları aşarak bir kıtadan başka bir kıtaya geçiyorlar ve yollarını kaybetmeden diğer yıl tekrar aynı yere gelebiliyorlar. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın mahlukatıyla alakalı hidayet tecellileri. Allah-u Teala yarattığı mahlukata yolda gösteriyor. Ve onun isimlerinden bir tanesi Hadi, yani yol gösteren, hidayet veren. Ve Allah-u Teala mer'ayı çıkardı ve daha sonra onu bir sel süpürüntüsü, siyah bir sel süpürüntüsü haline getirdi. Alimlerimiz bu ayetleri değerlendirirken bunu kömür ve petrole bir işaret olarak da değerlendirmişler. Dünyanın geçirmiş olduğu merhaleler içinde dev ormanların olduğu, dünyanın her tarafının yemyeşil olduğu dönemler var. İşte o dönemler daha sonra geride kalıyor. Bunlar siyah bir hale getirilmiş. İşte siyah kömür. Petrol dediğimiz o da siyahtır. Çıkış itibariyle o da siyahtır. Oralara bir işaret olarak bu ayetler değerlendirilmiş. Senugriuke felâ tense, ey peygamber, sana biz okutacağız, unutmayacaksın. İllâ maşallah, ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Yani Allah dilerse unutursun ama dilemediğinde de hiçbir şeyi unutmazsın. Burada peygamberimize taraf ilahiden bir teminat var. Gelen vahyi biz sana hafızana yerleştireceğiz, kalbine yerleştireceğiz. Hatta vahyin bidayetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen vahyi ezberlemek için biraz böyle dilini kıpırdatarak telaşlanıyormuş. Cebrail Aleyhisselam ilahi teminatı bildiriyor ve öyle yapma, biz onu senin kalbine koyacağız, kalbinde bunu cem edeceğiz. Bu mana ayetlerin de ışığında ifade ediliyor, anlatılıyor. İşte Allah-u Teala ilahi vahyini Hazreti Peygamber'in kalbine yerleştiriyor. Ve unutmayacaksın, ancak Allah'ın dilediği müstesna. Burada acaba Peygamberimiz unutmuş mudur, unutmamış mıdır?
Bunun değişik tartışmaları yapılmış. Peygamberler için caiz olan sıfatlar var, caiz olmayan sıfatlar var. Unutmak caiz olan sıfatlardandır. Bir rivayete göre bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda bir ayeti eksik okuyor ve namaz bittiğinde ya Resulallah bu ayet kaldırıldı mı diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz hayır diyor, ben unutmuşum. Bu rivayeti esas aldığımızda peygamberin de unutması caizdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de daha bazı ayetlere baktığımızda bu gibi özelliklerin peygamberler için caiz özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Ama bilfiil gelen ayet-i kerimelerden bir şey unutturulmuş mudur? Ayet-i kerimenin bu konuda o unutturulmaya bir delaleti yoktur diyebiliriz. Yani Allah dilerse Allah unutturur ama unutturmayı dilemediğinde hiçbir şey unutulmamış olur. Vahiy ile alakalı şeylerden hiçbir şey unutulmamış olur. İnnehu ya'lemul cehre ve ma yahfa. Gerçekten o Allah açıkta olanı da bilir, gizli olanı da bilir. Yani Allahu Teala kendi mülkünde neler cereyan ettiğini bilir. Açıkta olan şeyler ona ayan olduğu gibi gizli olan şeyler de yine Allahu Teala için gizli değildir. O alimul gaybi ve şehadedir. Yani gaybı da şehadeti de bilir. Ve nüyessiruke lil yusra, seni kolay olana müyesser kılacağız. Yani senin işini kolaylaştıracağız. Risalet çok ağır bir yük. İnsanların hidayetine vesile olmak, şirk ve küfür içinde olan bu insanları Allah'ın yoluna sevk etmek elbette kolay bir şey değil. İşte Allahu Teala bir kolaylık vereceğini ifade ediyor. Ve gerçekten de bir kolaylık vermiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davasında muvaffak olmuş. Allah'ın dinini insanlara anlatabilmiş ve onları ikna edebilmiştir. Fezekkir innefaati zikra, artık eğer öğüt vermek fayda verecekse sen öğüt ver. Burada in eğer manasına geliyor. Eğer fayda verecekse öğüt ver. Ayeti böyle anlayabileceğimiz gibi bazı zatlar demişler ki fayda verse de vermese de sen öğüt ver. Ayete bu manayı verenler de var. Fakat kanaatimizce ibareye uygun bir şekilde fayda verecekse öğüt ver daha belli bir manayı ifade ediyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emre göre insanların durumlarını da gözetiyor. Yani o anda dinlemeye müsaitler mi değil mi onu nazara alıyor. Faydalı olduğuna kanaat getirdiğinde onlara tebliğde bulunuyor. Ve Peygamberimizle alakalı kitapları okuduğumuzda şunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin tefekkür hali daha galip. Yani o devamlı anlatan, devamlı konuşan biri değil. İhtiyaç olduğunda konuşuyor ve ele aldığı meseleyi en güzel bir şekilde ifade ediyor. Ama normalde tefekkür hali kendisinde daha galip. Günümüzde Allah'ın dinini anlatan kimselerin de bu esasa uymaları münasip olur. Yani her dediğimiz doğru olacaktır. Doğru olması gerekir. Ama her doğruyu rastgele yerde söylemek de doğru değildir. Nasıl ki elimizde tohum var. Bunu rastgele yerde saçmayız. Uygun bir tarlada bunun büyümesini isteriz. Onun gibi anlatacağımız hakikatler de birer çekirdek gibidir. Hakikat çekirdekleri. Uygun bir ortamda, zihinlerin, kalplerin, ortamın müsait olduğu bir durumda bunları ifade etmek gerekir. O zaman daha kısa zamanda neşvünema bulacaktır. Hakikatler zayi olmayacaktır. Seyyezzekkeru men yahşe. Allah'a karşı haşyet duyan, Allah'a karşı saygı içinde olan kimse elbette bundan öğüt alacaktır. Senin anlatmandan öğüt alacaktır. Ve yetecennebuhel eşka, en şaki olan ise, şekavette ileri olan, azgınlıkta ileri olan, bunlardan içtinap edecek, bunlardan kaçınacaktır. Ellezî, böyle olan kimse, yaslen nâral kübra, o büyük ateşe girecektir. Dünyadaki ateş cehenneme göre küçük ateş. Dünyada da 200 bin dereceye varan bir sıcaklık var. Ve yerin altındaki mağma tabakası küçük bir cehennem. Ve dünyada zaman zaman yangın oluyor değişik yerlerde.
ve diyelim bir orman alev alev yanıyor. Elbette bu çok dehşetli bir manzara ama cehennemin ateşi yanında dünyada gördüğümüz ateşler çok basit kalır, çok küçük kalır. Nar-ı kübra, büyük ateş diğer alemde olacak. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur. Yani diğer alemde ölüm yok. Cennet ehli içinde ölüm yok. Cehennem ehli içinde ölüm yok. Rivayetlere göre ölüm bir koç şeklinde tecessüm ettirilecek ve bir melek hem cennet ehlinin hem de cehennem ehlinin göreceği şekilde o koçu boğazlayacak ve onlara da haber verecek. Diyecek ki bu dünyadayken kaçıp da kurtulamadığınız ölüm. Ama artık ölüm öldü. Artık size ebedi hayat var. Dolayısıyla cehennemde olan kimseler için de ebedi hayat var. Bu bir yönüyle rahmettir. Çünkü insan vicdanına sorsa yani ebedi bir hayat mı istersin yoksa geçici bir hayat mı? İnsan velev meşakkatli de olsa ebedi hayata talip olur. Nasıl ki şu dünya hayatında 70-80 yaşındaki bir kimse vücudunda pek çok arızalar, hastalıklar var. İşte hastaneye gidiyor. Bir miktar daha yaşamak için elden gelen gayreti gösteriyor. Göstermesi de gerekir zaten. Tedavi olmak da dinin bir emridir. Bu bize şunu gösteriyor. Bu insanın ruhunda ebedi yaşama arzusu var. İnsan fani hayata razı değil. Böyle olunca velev cehennem de olsa ebedi hayat o kimse hakkında bir rahmettir. Ancak cehennemdeki hayat ideal bir hayat tarzı değil. İşte insan orada ne ölür ne de dirilir. Yani şu dünya hayatında yani çok çile çeken bazı insanlara bu konulara girildiğinde şöyle dediklerini duyabiliriz. Sen buna hayat mı diyorsun? Yani yaşıyor ama sanki yaşamıyor gibi. Diğer alemde cehennemdeki insanlar da tamamen en böyle kötü durumlarda bulunacaklar. Daima ızdırap, sıkıntı, cehennemin ateşi, cehennemin azabı bununla iç içe olacaklar. Ve bundan dolayı da la yemutu fiha ve la yahya, orada ne ölecek ne de dirilecek. Kad eflaha men zekkaha, kad eflaha men tezekka. Yani gerçekten de tezekki eden, nefsini arıtan kimse kurtulmuştur. Ve zekara isme rabbihi fesalle, Rabbinin ismini zikredip de namazını kılan, duasını yapan kimse kurtulmuştur. Bel tü'thirûnel hayâte dünya, ama doğrusu siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Yani şu dünya size tatlı geliyor, şu dünya size cazip geliyor ve ahireti unutuyorsunuz. Vel âhiretu hayrun ve ebgâ, halbuki ahiret daha hayırlı ve daha daimidir. Şu dünya hayatı 60-70 yıllık bir hayattır, gelip geçici bir hayattır. Ve dünyanın saltanatı da ona göre gelip geçicidir. Ama diğer alemde cenneti kazanan bir kimsenin ebedi bir saadeti var ve bu bitmeyen bir saltanat, daimi bir saltanat. İnne hâze lefis suhufil ula, gerçekten de bu suhufu ula'da önceki sayfelerde yer almış, bildirilmiştir. Suhufu İbrahim'e ve Musa, hem İbrahim'in suhufunda hem de Musa'nın suhufunda bu hakikat insanlara bildirilmiştir. Cenab-ı Hak bizleri dünya hayatına aldanmayan, ahiret için de gerçekten ciddi hazırlık yapan bahtiyarlardan olmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak dileğiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.